İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın görülmeye değer yerlerini keşfedelim. Van Gölü'ndeki Arter Adası. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı yeni 3 aylık yedek askeri almalar 15 Eylül'de başlıyor. Artsakh'ı ziyaret eden turist sayısı arttı. Türkiye ve Azerbaycan işgal altındaki Kaşadağ'da askeri tatbikatlar düzenliyor. Batı Ermenistan'daki Tuzluca Tuz Terapi Merkezi yoğun ilgi görüyor. Birleşmiş Milletler küresel ısınmayı durdurmak için acil eylem çağrısında bulundu. Her yıl gerçekleştirilen Avrupa adlı yarışmada Ermenistan Cumhuriyeti benzersiz bir posta pulu ile temsil edilmektedir. Oylama başladı. Batı Ermenistan'ın Van'da kesin korunacak hassas alan ilan edilen Kuzu Adası doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Van Gölü'nde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan ve şapel kalıntısının bulunduğu adaya gelen ziyaretçiler doğayla iç içe zaman geçirerek güzel manzaranın keyfini çıkarıyor. Adanın özellikle kuş bakışı güzel bir manzarası var. Adanın en tepesinde çok eski bir şapel bulunuyor. Bu adada Ahtamar Adası kadar güzel ve tarihiyle doğal bir güzelliğe sahip. Arter Adası Van Gölü'ndeki 4 adadan en küçüğü. Sevgili yurttaşlar, şayet Batı Ermenistan'ı ziyaret edip Van Gölü'nün eşsiz güzelliklerini görmek istiyorsanız diğer adaların yanı sıra Arter Adası'nı da görmenizi tavsiye ederiz. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından Armen Press'e verilen habere göre Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 2 Eylül 2021 tarihli kararıyla 15 Eylül 2021'den 15 Aralık'a kadar ilk yedek asker grubunun ilk kategorisine kayıtlı erler, assubaylar için 3 aylık yeni bir eğitim kampları hakkında duyuruda bulunuldu. Bakanlık, gerektiği zaman kamplara katılanların askeri görevde bulunabileceklerini de iletti. Eğitim kampları, yedekte kayıtlı vatandaşların askeri becerilerini geliştirmek, mesleki eğitim, yüksek öğrenimli assubaylardan yedek subay yetiştirmek amacıyla ilan edilir. Takvime göre kamplara katılma süresi vatandaşın kamu hizmeti veya genel iş deneyimine dahil edilecektir. Savunma Bakanlığı, askeri eğitim kampına katılmaktan kaçınmanın cezai sonuçlara yol açacağı konusunda uyarıyor. Artsakh Cumhuriyeti Ekonomi ve Tarım Bakanlığı'nın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gohar Hayrabetyan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı görüşmede Ocak-Ağustos 2021'de Artsakh Cumhuriyeti'ni ziyaret eden turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %9.7 arttığını ifade etti. Hayrabetyan, artış esas olarak geçen yıl Ermenistan Cumhuriyeti sınırlarının koronavirüs salgını nedeniyle kapatılmasından kaynaklanıyor. Ocak-Ağustos 2021'de Artsakh'ı 2560 yabancı turist ve Ağustos ayında 568 turist ziyaret etti. Turistler Artsakh'a Rusya %90, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Fransa ve Ukrayna'dan geldi dedi ve turistik yerlerin çoğunun savaş nedeniyle kaybedildiğini de sözlerine ekledi. Azerbaycan ve Türkiye Silahlı Kuvvetleri Artsakh'ın işgal altındaki Kaşadağ bölgesinde ortak taktik tatbikatlar başlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin katılımıyla yapılan askeri tatbikatların temel amacı askeri operasyonlar sırasında işbirliğini ve askeri koordinasyonu geliştirmektir diye belirtti. Bakanlığa göre odak noktası askerler arasında modern ağır ekipman ve aletlerin kullanımındaki zor beceriler olacak. Batı Ermenistan, Türkiye-Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan'ın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki ortak askeri tatbikatlarını kınıyor. Batı Ermenistan'ın Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yer alan önceleri ülkenin önemli sofralık sanayi ve karla mücadelede kullanılan kaya tuzu ihtiyacını karşılayan, şimdi ise önemli sağlık merkezi olan tuz mağaraları ve tuz terapi merkezi yoğun ilgi görüyor. Tuz terapi merkezi yaklaşık 2,5 ay önce hizmete açılmış ve vatandaşların da uğrak yeri olmaya başladı. Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiği kabul edilen tuz mağaraları, solunum yolu rahatsızlıkları olan vatandaşların da yoğun ilgisini görüyor. Mağarada oluşan soğuk hava ise dışarının sıcaklığından bunalan kişilere büyük bir avantaj sağlıyor.
yapılan altyapı, ışıklandırma, çevre düzenlemesi ile güzel bir görüntü alan merkez, yakın zamanda kafeterya hizmeti, sosyal alanlar ile çocuk oyun parklarının yanı sıra bir de konferans salonu içinde barındırmış olacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Yüksek Komiseri Patricia Espinoza, hükümetleri gecikme taktiklerini sona erdirmeye ve küresel ısınmayı durdurmak için acilen harekete geçirmeye çağırdı. Espinoza, hiçbir ülkenin aşırı hava koşulları ve yeni rekor sıcaklıklar altında iklim değişikliğinin etkilerine karşı bağışık olmadığı konusunda uyararak, "Artık öyle bir durumdayız ki bunlar fakir ülkeler, bunlar değil durumunda değiliz," dedi. Espinoza, 2015 yılında Paris Anlaşması'nı imzalayan hükümetlere küresel ısınmayı durdurmak ve ısınmanın kaçınılmaz etkilerine hazırlanmak için hırslı, hızlı, büyük ölçekli, dönüşümsel çabaları destekleme çağrısında bulundu. Ermeni kültürünü daha popüler kılmak için Haypos şirketi her yıl düzenlenen Avrupa adlı yarışmaya ilginç bir posta pulu ile katılıyor. Pul, Ermeni dağlarının arka planında Ermenistan Cumhuriyeti'nin kırmızı kitabında yer alan yırtıcı taş kartalı tafsir ediliyor. 9 Eylül'e kadar sürecek yarışma için oylama herkese açık. Armenpress muhabiri, Haypos şirketi filateli başkanı Şuşan Aleksanyan ile pulların amacı, kapasitesi, benzersizliği ve gelecek programlar hakkında konuştu. Aleksanyan, her posta pulu belirli bir ülkenin herhangi kültürel sembolünü gösterir. Ermenistan'ın pullarını incelersek kültürümüzle doğrudan bir bağlantısı olduğunu görürüz dedi ve bu nedenle uluslararası pul yarışmasına büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi. Uluslararası yarışmalar arasında Avrupa adlı yarışmanın özel bir yeri var. Ona göre bu yılki yarışmanın teması nesli tükenmekte olan ulusal vahşi yaşam. Ermenistan Cumhuriyeti tarafından sunulan pulun tasarımcısı Rem Sahakyan'dır. Oylamaya gelince Aleksanyan, halk oylamasının internet üzerinden yapıldığını, jüri üyelerinin oylama sonuçlarının önemli olduğunu kaydetti. Kazanan jüri ve halk oylarının toplamı ile belirlenecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı etnografik topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Arabo adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.